Merhabalar, hasta halimle sizlere vlog çekiyorum. Çekmeye çalışıyorum daha doğrusu. Biliyorsunuz ki kurak günler yaklaşık bir haftadır, belki bir haftadan fazladır vizyonda. Onun filmine gideceğiz şimdi. Biliyorsunuz ki festivalden ödüllerle dönmüştü. Şimdi biz de o filmi izleyip üzerine konuşacağız. Bilmiyorum nasıl konuşabileceğim, sesim size nasıl gelecek bilmiyorum ama ben 3-4 gündür çok hastayım. Zaten hasta olmasam bu kadar da kalın giyinmezdim herhalde. Şimdi önce akşam 10 seansına bilet alacağız. Şu an saat 8. O arada da 2 saatte de D&R'ı gezeceğiz. Biliyorsunuz D&R her şehirde olmuyor. Düzce'de yaşadığımız şehirde var. Çok şaşırtıcı bir şey ama Düzce'de her şey var. D&R'da var. Şimdi o 2 saatlik arada da D&R'ı gezeceğiz. O zaman çok böyle o kadar uzun konuşmayacağım. Size kitapları göstereyim. Okuduğum kitapları, önermek istediklerimi ya da almak istediklerimi. Bu kadar uzun konuşmam yani. Şimdi böyle bir açılış yapmak istedim. Meriç'le gidiyoruz. Merhaba. Tam viraj dönerken Meriç'e çevirdim. Biraz aksızlık oldu. Sesim çok karizmatik değil mi? Ben böyle hastayken sesimi çok beğeniyorum ama tabii hasta olmayı hiç beğenmiyorum. Olmak çok kötü. Bir de benim hastayken çenem de düşer bu arada. Çenem düşer, konuşacak bir şey bulamazsam bile şarkı söylerim. Çocukken hasta olduğumda annem bana hep susardı derdi. Çenem düştü gene derdi. Bu arada salgın varmış. Bu arada domuz gribi varmış. Domuz gribi mi bilmiyorum. Yani bir arkadaşım domuz gribi olduğunu söyledi. Ev sahibimizin oğlu da rahatsız. Onlar da hastalar. Onlar da beta virüsü olduğunu iddia ediyor. Bilmiyorum. Bayağı bir karışık ortalık. Çok fazla hasta varmış. Hastaneler dolmuş. O yüzden dikkat edin kendinize. Bol bol bitki çayları için bol bol takviyeler alın. C vitamini alın. İlaçlara abanmayın ama. Öyle. Vallahi makyajı falan hiçbir şeyle ihmal etmedim. Her şeyimi yaptım hasta olduğuma rağmen. Kolum ağrıdı artık. Neyse geçiyorum bir sonraki bölüme. Tamam söylemiş. Evet ya. Var mı? En sonunda bak, gösterişte bak. Reklamını koymamışlar diye şimdi söyleniyorduk. Ama koymuştuk. Geldik Özdilek'e. Bakalım orada. Özdilek'te var. Normalde bu festival filmi olduğu için sanırım gösterilmiyordu her yerde. Ama insanlar destek verdiği için yarından itibaren Düzce'de zaten iki tane sinema salonu var. Bakalım kaç tane? 11, 13, 16, 30. Dur. Düzce'de iki tanesinde masalını var zaten. Sadece bir tanesinde vardı Özdilek'te. Yarından itibaren diğer sinemaya da geliyormuş. Birkaç tane de yani 5-6 tane falan da seans vereceklermiş. 5-6 adam geçti ya nasıl bakıyor. 5-6 tane de seans vereceklermiş. Güzel, çok güzel bir şey. Bunlar ya Türkiye. Türkiye layıklara layık diye okudum. Ve Türkiye siyaseti bizimle hale sıfırlaştırmış. Ama güzelmiş bu gibi, beğenmişim. Şu an deli gibi Meriç'te gitti kaldım, burada gidiyorum. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Gelmeyi çok istiyorum bu arada. 16 Aralık'ta sinemalarda. Ay bu da çok güzele benziyor. Ama bu normalde de büyük macera, animasyon. Sevda Necmi'nin
Bu da 23 Aralık kadar gitmiş. Neşet Ertaş. Kim oldu da gelinmiş? Onu gördün mü? Prestij meselesi. Aa, evet. Kalpten kalbe giden o yola çıkışlarının gerçek hikayesi. Onların arasında Haluk Levent de mi vardı? Özcan Demir, Nasrin Kılıç'ı, Hilmi Topaloğlu. Haluk Levent. Çok iyi. Biz buna bayağı güzel filmler gibi. Bu arada Barış Akarsu da geldi ama Barış Akarsu'ya daha gitmedik. Gitmeye de istedik aslında. Ne zaman gidelim bilmiyorum. O kadar para veriyoruz. Şu verdiği bir bilete bak yani. Sen bu böyle damgalı mangalı bir şey bilet verir. Biletlerimizi aldık. 2 saatimiz var dediğim gibi. 10 seansını almıştık. DMR'e gideceğiz. DMR'de bu AVM'de değil. Başka bir AVM'ye gideceğiz. Burada DMR'e gidelim. DMR'e de gidelim. Sonra gelip filmimizi izleyelim. Oh. İşin gücün şov edin. Elişko. Diyecekler ki Göksel gelmiş. Göksel mi? Göksel gelmiş tek kamerayla Gülce'ye geliyor. Evet, ama değişik bir yapmış köpek. Abi ne yapıyorsun? Orası karanlık görünmüyor. Ya, çok mutsuz gibi. Gitsene aşkım. Gitsene. Gitsene. Abi gel yanında adamı mutsuz etmeyin. Çok adamın... mutsuz. Ülkenin köpeği bile mutsuz arkadaş. Çocuğun tutuyor öyle. Ne yap? Çok üzüldüm. Çok üzülüyorum ben o köpeğe. Böyle bakıyor. Yine onu ayak ayakla görseniz kafası minicik böyle. Kes kafasını fıraş etmişler herhalde onu. Size Gülce'yi gezdiriyorum. Gülce, ooo. Gülce'nin merkezindeyiz şu an. Dönünce ne var? AVM. Evet, buradan dönünce AVM'yi göreceğiz. Göremedik. Gördük. Göremedik. Gördük. Gördük. Düşünsene piyadaları kaldırmış oluyorlar. Daha iyi. Bir yana bitmiş, gezmiyoruz falan. Ne var? Gülce'de o kadar çok az şey var ki Migros'u gösterebiliriz. AVM'yi gösterebiliriz. Tramvay falan var orada. Küçük kafeler var kahve alabileceğiniz yerler. Tostçu Gökhan abi var. Gülce'ler beni linç ediyormuş. Gülce'ye dayanmasaydık o zaman. Nasıl Tostçu Gökhan abi var? Düşünsene Gülce'ler geliyormuş şey videonun altına. Ne işin var o zaman Gülce'de? Git o zaman. Keşke. Evet, şu anda Diyanar'a doğru gidiyoruz. Zaten göründü Diyanar. Aslında Diyanar'ın AVM'nin içinde olması çok iyi değil mi? Evet. Çünkü solda... Soyutuyoruz. Aşkım geçik diyene I like to be way in my patient stay up I feel so outdated how can we look the other way sun is out but the sky is gray what would happen if I took a chance it's always hard at first glance.
got you in. Diploma mimarlık şeysi almıyoruz. Diyor ki, büyük akıllar yanıldığında onların hatasını tüm dünya ödemek zorunda kalır. Bir de size hasta Elif'i gösteriyorum. Her halim bir değişik değil mi aşkım? Evet aşkım. Mikrobiyat tabi bende var ama hala da altındadır. Bizde var mı o? Bu da var. Bu yabancı bir yazara ait Elyon'da. Bir de şeyim var. Serkan Kara İsmailoğlu'nun galiba. Onun var. Kelebek etkisi. Böcekler ve modern dünyanın oluşumu diyor. Var mı? Tanrı yanılsın var, Tanrı'nın şey var. Yoksa da alırız onu ya, bir ilgi çekici. Emlak Sefer Gürkan, Dinozof'ta yayın yapmışlardı ya. Onun kitabı varmış, Edmere Yaşayan. Roman galiba ama. Bir özgürlük savaşçısının gerçek yaşam öyküsü. Bunu merak ettim. Şöyle göstereyim de. İnternetten alayım. Aa bakın. 1899 filminde, dizisinde bahsettiğim kitap. Kate Chopin'in Uyanış kitabı. Burada 36 lira ama internette daha uygundur.
bir yanlış başlangıç. Kitap okumaya nasıl yanlış başlanır. Bir gecede hatta böyle elektrikler yoktu galiba. Böyle yatağın içine girip telefonun ışığı falan böyle çok zor şartlarla okumuştum. Bir gecede bitirmiştim. Benim okuduğum daha ince olması lazım sanırım. Ben çok etkilenmiştim kitaptan. Geldik salon 1'in önündeyiz. Yarım saatimiz mi kaldı? Evet. Yarım saatimiz kaldı. Bekliyoruz. Yalnız bugün de bir yağmur yağıyor. Kurak günlere geleceğimiz günün akşamının yağmur yağması. Ne kadar da ironik değil mi? Değil. Evet, evet.
Ben bu sinema salonunu çok seviyorum ya. Biz pandemiden sonra ilk kez buraya gelmiştik. Neye gelmiştik? Dune'a gelmiştik. Dune filmine. Bayıldım ya. Buranın atmosferi o kadar güzel ki. Gösteririm yine bir çekerim böyle geniş açıyla. Çok güzeldi. Gösterişli bir yer ha. Evet, çok gösterişli. Bence sinema salonları böyle olmalı ya. Kolum ağrıyor. O kadar hastayım ki kolumu kaldıramıyorum bile. Fiyatlar yukarıda yazıyormuş. Bundan sonra yine konuşuruz. Efendim aşkım? Yukarıda yazıyormuş fiyatlar, menüler falan. Evet, onun aklım zaten ben. Ama yok, daha yukarıda. Biz ne alacağımıza karar verelim. Karıcığım daha yukarıda. Kolum ağrıyor, bırak. Daha yukarıda, ekranda bak. Tamam aşkım, hadi görüşürüz. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Işıklar yanmıyor mu? Bu kadar işte. Karanlık da. Bu kadar mı? Hı-hı. Tamam, yanmayacak mı? Yok aşkım. Aşkım ben ne kadar yansın? Film arası. Filme mola verdiler şimdi. Çok sert gidiyor. Çok kızgınım şu an savcıya. Spoiler vermek istemiyorum ama. Film tamamen küçük Türkiye gibi olmuş. Değil mi aşkım? Hmm. Şu an sinirliyiz. Evet, çok sinirliyiz. Olaylar çok değişik ilerliyor. Çok üzücü ve çok sinir bozucu. Burada şu an sinemayı kapatmış gibiyiz bu arada. İki kişi biz varız, başka kimse yok. Bir kişi daha bilet almış görünüyordu arkalarda ama o gelmedi galiba. Akşam 10 seansına demek ki kimsecikler gelmiyormuş. Şu an sinemayı kapatmış gibi olduk. Bunu evde de yapabilirdik aşkım, değil mi? Bizim sinema odamız var, duvara yansıtabiliyoruz. Ama tabii ki bunun zevki ayrı.
Filmle ilgili spoiler vermek istemiyorum ama gerçekten çok sert, sinir bozucu, üzücü ilerliyor. Bakalım neler olacak. İlk yarı için böyle. Küçük Türkiye yani, tekrar söylüyorum. İşin siyasi ayağı, yolsuzluklar, davaları hasır altı etmek falan, bunlar işlenmiş. Bakalım neler olacak devamında. Sen de çıkıyorsun, bir şeyler söylesene. Ben de çıkıyorum mu? Evet. Bir sene arıyorum ne kadar aşkım, şu an sıkıntılı gidiyor. Sıkıntılı gidiyor, film arasındayız. Sen ne söylemek istiyorsun? İnşallah sonu güzel biter. Sanmıyorum ben sonunun iyi gideceğini. Öyle bir araya da girdi ki zaten şu an. Neyse, film bitince tekrar güncelleme yaparız. Evet, beşin yerini alalım. Ver bakalım. Ya ver bakalım. Öyle, kimse gitmesin. Ya bize çok biz ağır zaten geldi, çok sertti gerçekten. Tamam da zaten biz... Yani aslında biraz da gerçekler. Aşkım tamam da biz o gerçekleri sürekli yaşıyoruz. Evet, bu gerçekleri sürekli yaşadığımız için tekrar ekstra gelip de filmini izlemek çok ağır oluyor. Çok gerçekten çok sertti. Bence hani naifseniz, çok böyle minnoysanız izlenecek kadar yumuşak bir film değil. Kolay gelsin. Yani çok böyle sert filmleri sevmiyorsunuz. Gerçeklere gözünüz kapalıysa falan. Ya da hani böyle kötü haberlerden, taciz, tecavüz olaylarından falan uzak durmaya çalışıyorsanız. Ki bunlar normal insan davranışları. Evet. Siyasi konulardan uzak durmaya çalışıyorsanız size göre bir film olmayacaktır. Ödül aldı bu film Cannes'da, Cannes Film Festivali'nde. 7-8 tane ödülle döndü. Bence onlara değişik gelmiştir bu konu. Ne olacak? Medeni ülkelere değişik geliyor tabii. Evet. Farklı bir böyle hani şey, yaratıcı bir konu olarak gelmiştir ama biz her gün bu haberlerle uyanıyoruz. O yüzden ekstra bunun da bir filmini de yapalım da izleyelim durumu saçma olmuş. Yani tavsiye etmiyoruz, gitmeyin. Neyse. Karanlık şu an. Ben niye buradan geldim ya? Eve geldik şimdi. Kapanış yapmak istiyorum. Filmle alakalı birkaç şey söylemek istiyorum. Bizi çok sarstı. İşledikleri konu itibariyle çok sertti. Ve bizim sürekli haberlerle duymaktan, görmekten kaçındığımız konuları işlemişler. Sürekli Türkiye'nin gündeminde bunlar var zaten. Ekstra filmini çekip bir de üstüne ödül alınması bizim için çok ayıp edici bir şey olmadı. Ben başta filmin konusunu kurak günler diyor ya, küresel ısınmayla alakalı ve gelecek nesillere dair bir konusu olur diye düşünüyordum. Hani bu taciz, tecavüz olayları hiç aklıma bile gelmedi. Keşke öyle konuları içeren bir film olsaydı ve öyle konularla ödül alsaydık. Cannes'dan, Cannes Film Festivali'nden. Yani 7-8 tane de ödül almış. Dediğim gibi büyük ihtimalle onlara böyle değişik geldi, farklı geldi. Resmen biz barbarız, barbarlığımızı da kabul ediyoruz. Bu bizim gerçeğimiz ve biz böyle yaşıyoruz. Bunu kabul ettik ve filmini de çekiyoruz. Böyle bir durum ortaya çıkmış. Beğenenler vardır illaki, bize çok sert geldi dediğimiz gibi. Yani izleyin, kararınızı kendiniz verin ama biz biraz zamanımızın boşa harcandığını düşünüyoruz. Onun dışında söylemek istediğim pek bir şey yok. Çünkü beklentimizin çok altında olduğu, yani konu itibariyle. Oyunculuklar güzeldi ama konu iyi olmayınca oyunculukların pek de bir önemi kalmıyor biliyorsunuz ki. Böyleydi. Yani en azından merakımız giderilmiş oldu. Bu haftalık vlogumuzda bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Thank you.